tapuları var, vergilerini ödüyorlar ama evleri yok. 10 yıl önce projeden aldıkları evleri teslim edilmedi. Son çare olarak onlar da evlerinin bahçesinde çadır kurdu. Dairemiz var ama ne içine geçip oturabiliyoruz. Tapuyu almışız, daire almamışız. Sadece bir kağıt almışız. Hangi daire sizin? Şu en sondaki gri'nin altındaki daire benim, beyaz. 6. kat köşe daire sizin. Evet. Buradan görünce ne hissediyorsun? Çok üzülüyorum. Sadece o kadar üzülüyorum ki. Çocuğum adına çok üzülüyorum. Kandırıldığım için çok üzülüyorum. Borçları bitti, tapularını aldılar. Ama vergilerini bile ödedikleri evlerinin inşaatı bitmedi. Kayyum atanan inşaat şirketinden ev alanlar çadırda nöbete başladı. 3200 dairelik bu sitenin neredeyse tamamının tapusu var ama ev sahipleri evlerinde oturamıyor. Çünkü inşaat bitmedi. Onlar da nöbete başladı. Evlerinin bahçesine çadır kurdular. Çadırda yaşamak istemiyoruz. Biz evlerimizde yaşamak istiyoruz. Parasını ödedik. Bekle. 10 yıl oldu. Tapumuz var, her şeyimiz var. Hatta vergilerini dahi vermişiz. 2008 yılında İstanbul Bahçeşehir'deki bir projenin maketi üzerinden ev aldı yüzlerce kişi. 2012 yılında sitede yaşam başlayacaktı ama yılları kovaladı. İnşaat bitmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da inşaat firması TMSF'ye devroldu. 2012'de teslim olacaktı. Bugün 2018'deyiz ve 2019'a gireceğiz. Şu anda oturulacak düzeyde değil. Bekletiyorlar. İnşaatlar kaba inşaat şeklinde. Hatta başlanmayan iki tane bir daha blok var burada. İki senedir tek bir çivi bile çakılmadı binaya. Mağdurlar da son çare olarak nöbete başladı. İçine giremedikleri evlerinin bahçesinde çadır kurdular. İlk ziyaretçileri de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'di. Paralarını insanlar ödemiş. Aynen, tapularını öyle almış. Aynen, burada bir öyle. Hemen TOKİ'yi sokacaksınız. 3 ayda burada hepsini bitirecek. Vatandaşların evini teslim edecek. Bu inşaat böyle devam ederse maliyet daha da yükselebilir. Evet. Yüzlerce mağdur evlerine girecekleri günü bekliyor. 24 günlük daha yeni çocuğum oldu. Sırf hakkımızı alabilmek için, çocuklarımızın geleceğini kurtarabilmek için burada bekliyoruz.